alın bağlı. Bunu yiyeceğim, çok zor ya. Kastamonu'nun en kıymetli tescilli ürünlerinden birisi biliyorsunuz. Bunu her yerde dile getiriyoruz biz. Şu özel videolarımız falan da var. Onları da paylaşıyoruz sosyal medyadan. Dünyanın en iyi sarımsağı olduğu konusunda ben demiyorum bunu. Gurmeler, bu konuyu bilen herkes bunu söylüyor. Bütün lüks otellerde, her yerde en çok aranan ve insanların en çok sevdiği sarımsak. Yani bunu kendi ürünümüz diye söylemiyoruz. Bunu artık herkes kabullenmiş durumda. Türkiye'de şu anda bilebildiğim kadarıyla 120 bin dekar civarında sarımsak ekiliyor. Bunun 27 bin dekarı bizde. Kastamonu'da yani. Onun da 23 bin dekarı zannediyorum Taşköprü ilçemizde ekiliyor. Dekar başına alınan ürün de 800 ile 1200 kilogram arasında bir ürün. Kıymetli bir ürün yani. Beyaz altınlar bugün artık gün yüzüne çıkıyor. Ama burada unutulmaması gereken en önemli özellik de bence bu işin baştan sona bir kadın emeği olması. Dikiminden sökümüne, daha sonra kurutulmasından pazara bizim önümüze gelene kadar, satıma aşamasına gelene kadar baştan sona bir kadın emeğini görüyorsunuz burada. Halen de işte arkamızda bir sürü kadının emeği var, gücü var. Taşköprü sarımsağının diş rengi biraz pembemsidir. Bu biraz kuruyunca pembeye dönecektir muhtemelen. Yine sarımsağı böyle açtığımız zaman buradan çıkan sıvı dünyadaki tespit edilmiş en iyi hem antioksidan hem de en iyi iyileştirici bir maddedir. Açık yaralara sürüldüğü takdirde iyileştirme özelliğini kısa sürede hem dezenfekte eder hem de iyileştirme özelliğini kısa sürede gösterir. Bizim Taşköprü sarımsağımız Mart ayında dikilir, Temmuz ayında da hasat yapılır ve doğal koşullarda kendini 10 ay muhafaza eder. En uzunluğu, raf ömrü en uzun olan sarımsaktır ama Mayıs ve Haziran ayında 2 ay piyasalarda Taşköprü sarımsağı bulunmaz. Bunu özellikle tüketicilerimize duyurmak için söyledim. Yani Mayıs ve Haziran aylarında Taşköprü sarımsağı diye eğer bir sarımsak satılmaya çalışılıyorsa bilsinler ki bu Taşköprü sarımsağı değildir. Hasatımıza gelince bu yıl yine bereketli bir hasat bekliyoruz.